أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه. رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Rabbimiz, Halikimiz, Yaratan, Yaşatan, Yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamber Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salatu selam, tahiyyatü ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla tenvir eylesin. Hayatlarımızı Kur'an'ın ve sünnetin gölgesinde yaşamayı nasip eylesin. Kur'an'la yaşamayı, Kur'an'la ölmeyi, Kur'an'la dirilmeyi, Kur'an'ın şefaatiyle cennete dahil olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Okuduğumuz, anladığımız, anlattığımız, dinlediğimiz bu hakikatler, bu ayetlerle amel edip yaşamaya, Rabbim rızasını kazanmaya Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin. Muhterem müminler, değerli hazirun, Enfal suresi 11. ayeti kerimede kalmış idik. Cenab-ı Hak hakkıyla anlamak, anlatmak ve istifade etmek nasip etsin duası ile dersimize devam edelim. Estaizu billah, bismillah. اِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. اِذْ, hatırla, hani يُغَشِيكُمُ النُّعَاسَ, sizi uyku kaplamış idi. Emeneten, emniyet, güven, huzur, sekinet halinde. Yani savaşta, ki Bedri konuşmaya devam ediyoruz. Bedir Savaşı'nda Allah size emniyet, sükunet, huzur, korkuyu kalbinizden alarak size hafif bir uyku sizi kaplayıvermişti. Ve yunezzil aleykum mine semai maen, ve Allah semadan da size yağmur indirmişti. Li yutahhirakum bihi, o yağmur sebebiyle temizlenesiniz. Ve yudhibe ankum rizze şeytan, şeytanın da murdar, pis vesvesesinden sizi gidersin, temizlesin, kurtarsın diye. Ve liyarbita ala kulubikum, ve kalplerinize rabd etsin, bağlasın. Yani Allah'ın size söz verdiği, vaat ettiği zaferi, nusreti kalbinize iyice yerleştirsin. Ve yuthebbite bihil akdam, ve ayaklarınızı da sabit kılsın diye. Evet, kısaca ayeti kerimenin meali bu. Şimdi Rabbimiz Bedir'de sahabe-i kiramın yaşadığı olaylardan bize bir kesit arz ederek, Bedir'de işte bir gece sahabe-i kiramın şöyle tatlı bir uyku halinde, hani düşmanla karşı karşıya cephede uyku olur mu? Ama Mevla diyor ki onlara emniyet, sekinet, huzur, yani ne kadar Allah'ın onlara yardım edeceğini, fethi müyesser kılacağını kalplerinde Allah bunu yerleştirmek ve efendim onların ayaklarını sabit kılmak için Mevla onlara hem de bir tane iki tane değil, hepsine, tamamına bir uyku veriyor. Düşman karşısında uyumak, bu kalpteki korkunun gittiğine alamettir. Düşman karşısında Cenab-ı Hak onlara uyku veriyor. Tıpkı hatırlayın Hazreti Ali radıyallahu anh, hani Efendimizin hicret gecesinde yatağına yattığında hiç korkmadın mı diye soranlara çok rahat, çok güzel uyudum demişti ya. İşte o düşman karşısında uyku
Allah'a teslimiyetin, güvenin son noktası. Evet, bir de şeytanın onlara karşı bir vesvesesi var diyor Cenab-ı Hak. Murdar, pis vesvesesinden onları kurtarmak için de gökten yağmur yağdırdı. Bedir kuyularını düşman ele geçirmişti. Dolayısıyla sahabe suya ulaşamıyordu. Hikmetullah'a o gece sahabeden birçokları ihtilam oldular. Yani af buyurun, cünüp oldular. Ertesi gün yıkanmaları icap ediyor. Şimdi bir tarafta düşman, bir tarafta cünüp. Şeytan tam fırsatını bulmuş, bunlara yaklaşıyor. Ne diyor? Şimdi siz bu halinizle düşmanla nasıl savaşacaksınız? Yani şöyle bir düşünün, haşa teşbihi bilmiyorum, caiz olsun. Kendinizi cünüpken nasıl hissediyorsunuz? Pis hissediyor değil mi insan cünüpken? Bir an evvel yıkanıp, oh elhamdülillah temizlendim. İşte o cünüp pis halini şeytan fırsata çevirerek, bak siz bu halinizle şimdi savaşacaksınız. Düşman karşısında hani Allah size yardım edecekti, daha siz cünüplükten kurtulamadınız ya. Bu vaziyette ölürseniz, yani cünüp ölmüş olacaksınız diye şeytan bunların moralini bozmak adına vesvese verirken Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Gökten öyle bir yağmur yağdırdı ki o yağan yağmurla diyor sahabe elleriyle şöyle bir göl yaptılar. Yağan yağmur o gölde toplaştı. Gusül abdestini oradan aldılar. Su ihtiyaçlarını oradan giderdiler. Şeytanın vesvesesinden de böylece kurtulmuş oldular memleket. Kalplerine de Allah Azze ve Celle düşmana karşı galip geleceklerini, Allah'ın vaadini tutacağını rapt ettik. Yani yapıştırdık, sabitledik. Ayaklarını da düşman karşısında, ayakların sabit kalması da, o da kolay bir şey değil, ayaklarını da sabit eyledik diyor Mevla. Bir sonraki ayet okuyalım. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَ Hani Rabbin meleklere şöyle vahyetmişti. Enni ma'aküm, ben sizinle beraberim. Meleklere diyor Allah, Bedre gönderdiği, Bedre inen meleklere. Mevla buyuruyor ki, ben sizinle beraberim. Yani ne demek? Sizi her ne kadar sahabeye yardım için göndermiş olsam da, yukarıda ayette buyurduğu üzere, وَمَنْ نَسْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Nusret, zafer, fetih, yardım Allah'tan. Yani meleklere de Allah Azze ve Celle güç, kuvvet, kudret vermese meleklerin kendi başına yapacağı bir şey var mı? Meleklere de ben sizinle beraberim diyor Allah. Sonra فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا İman edenleri sabitleyin diyor. Meleklere diyor Allah. İman edenleri sabitleyin. Ne demek? Yani iman eden müminlere bir defa insan suretinde görünün, sizi görünce onlar sayılarının kalabalık olduğunu, yardıma geldiğinizi teselli olsunlar, kalplerinden, içlerinden korku gitsin, efendim, dolayısıyla onlar sizinle teskin bulsun, sükunete kavuşsun diye Allah Azze ve Celle meleklere emir buyurdu. Ve ulema diyor ki, Bedir Savaşı haricinde melekler bizatihi savaşa iştirak etmemiştir. Yani melekler tamam tarih boyunca Müslümanlara yardım için savaşlara Allah'ın inayeti izniyle inmiştir. Ama bir tek Bedir'de insan suretinde savaşmışlardır. Allah-u Alem ulemanın böyle bir beyanı var. Ve o gün insan suretinde melekler düşmanla Mekkeli müşriklerle savaşmışlardır. Bu da sahabe-i kiramın hem imanını, hem cesaretini, hem sabrını, hem de sebatını artırmıştır. Mevla devamında buyuruyor, سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ Kafirlerin kalbine korku salacağım ben diyor. Yani siz müminleri teselli ederken, öte taraftan ben kafirlerin de kalplerine korku vereceğim diyor Allah. Sonra فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَاقِ
Sonra meleklere diyor ki Mevla, siz bu Ebu Cehillerin boyunlarına bir de parmaklarına vurun. Nerelerine vuracaklarını tarif ediyor Allah. Meleklere o gün Bedir'de bu müşriklerin boyunlarına vurun, bir de parmaklarına vurun. Niye boyunlarına ve parmaklarına? Boyunlarına vurun, yani boyunları kopsun, gebersinler. Ellerine, parmaklarına vurun, sağ kalanların parmakları bir daha Müslümanlara karşı tetik çekemesin, ok, silah, kılıç kullanamasın. Ayette Mevla bak, müşriklerin nerelerine vurmaları gerektiğini meleklere talimat veriyor. Boyunlarına vurun, bir de parmaklarına vurun. Yani ya ölsünler, kalırlarsa da parmaklarıyla İslam'a, Müslümanlara artık zarar veremez hale gelsinler. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ Devam edelim bir sonraki ayet. ذَٰلِكَ işte böyle بِأَنَّهُمْ Yani onlar şu sebeple Allah'ın azabına düçar oldular. شَاقُّ اللّٰهَ وَرَسُولَ Allah'a ve Resulüne karşı geldiler. Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyle Allah onları meleklerle ve sahabe eliyle cezalandırdı. Bir kısmının boynu vuruldu. 70 tane leş, değil mi? Bedir'de 70 tane Mekke müşriklerinden gebertilen, öldürülen insanlar. Niçin öldürülmüşler? Allah'a ve Resulüne karşı geldikleri için. Rabbimiz ne buyuruyor? وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولًا Devamında kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Şüphesiz Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Yani ey Ebu Cehiller, ey Mekke kafirleri, müşrikleri, siz ki Allah'a ve Resulüne karşı geldiniz, yapmadığınız düşmanlığı bırakmadınız. Ebu Cehiller, Ümeyye bin Halefler, As bin Vailler, o Mekke'nin azgın ileri gelen kafirleri, müşrikleri, sahabeye ve peygambere ne hakaretler, ne eziyetler, ne işkenceler yaptılar, değil mi? Ümeyye, Bilal radıyallahu anh'ı ayaklarının altına aldığında seni bir böcek gibi, haşere gibi ezerim, bir böcek senden daha üstündür dediği günleri hatırlayın. Efendimiz'e yaptıkları hakaretler, sövgüler, ezalar, işkenceler, Allah'a ve Resulüne karşı bu düşmanlığınızın bedelini bugün Bedir'de Allah size ödetti. Efendimiz Aleyhisselam Bedir sonrasında bu 70 tane Ebu Cehil başta, Ümeyye bin Halef gibi Bilal'e en çok işkence yapan Mekke'nin azılı, her gün diyor atını yemliyordu. Efendimizin karşısına geçerek, ya Muhammed şu atımı var ya, bunu her gün özel besliyor bakıyorum. Niye biliyor musun? Sırf senin için diyordu Ümeyye bin Halef. Gün gelecek bu atımla beraber seni ezip geçeceğim. Seni öldüreceğim gün için. Yani bu atla seni öldüreceğim güne hazırlık yapıyorum diye Ümeyye bin Halef Bedir'de Allah Resulü Aleyhisselam tarafından öldürülecek dedim. Efendimizin hayatta öldürdüğü tek insan. O da bizatihi Efendimiz öldürmedi. Ama netice itibariyle dolaylı da olsa peygamber eliyle öldürülen bir kafir. Kafirlerin en şiddetlisi kimdir? Peygamber eliyle öldürülen diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani biz Ebu Cehil, Ebu Cehil diyoruz ama Ümeyye bin Halef ondan daha eşek bir kafirdi, zalimdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın Bedir günü üzerine atıyla beraber yürürken, ya Muhammed yıllardır sana söylediğim gün işte bugündür diyordu. Bak atınla üzerine geliyorum seni öldürmeye. Sahabe-i kiram Efendimizin önünde Ümeyye'yi karşılamak için dururken Allah Resulü çekilin dedi. Bırakın gelsin dedi. Bırakın. Ümeyye Efendimizin üzerine doğru atıyla hücum ederken Allah Resulü mızrağı alıyor, Ümeyye'ye doğru fırlatıyor. Mızrak Ümeyye'nin şöyle boğazını diyor, sıyırıyor. İsabet etmiyor, delmiyor, yaralamıyor. Sıyırıyor sadece. Bu kadar.
Ümeyye geriye döndüğünde diyor, böyle böyle bağırıyordu. Muhammed beni öldürdü. Muhammed beni öldürdü. Dediler ya dur sende bir şey yok. Yaran yok, bir yerin kanamıyor. Niye böyle diyorsun? Yok yok dedi. Vallahi Muhammed seni ben öldüreceğim. Senin ölümün benim elimle olacak dedi ya. Bırak bana mızrak atmayı, üzerime tükürse vallahi ben ölürüm. Ya bu kadar gavurluk olur mu ya? Yani hem inanmıyor hem de diyor ki Muhammed öyle dediyse Allah onun dediğini yapar. Her ne kadar mızrak sıyırsa da ölümüm onun elinden olacak dedi. Birkaç gün gitmedi öyle bağıra bağıra geberdi gitti Ümeyye bin Halef. Hepsine 70 kişinin leşine Allah Resulü bir kuyu kazdırdı. Onların hepsini kuyuya attı. Sonra onlara yukarıdan seslendi. Dedi ki ey Ebu Cehil'ler, ey müşrikler, Mekkeliler dedi. Allah'ın bize vaat ettiği zaferi biz elhamdülillah tattı. Şimdi siz Allah'ın size vaat ettiği azabı tadıyor musunuz dedi onlara. Sahabe şöyle bakıyor. Haşa, la teşbih ve la temsil. Tabii onlar hiç görmedikleri için öğrenmek niyetiyle bakıyorlar. Ve soruyorlar ya Resulallah ölülerle mi konuşuyorsun? Çünkü onlar da bilmiyorlar ölünün duyduğunu, ölüyle konuşulacağını. Ama Allah Resulü'nü dinledikten sonra onlar iman ettiler. Ama hala bugün ölüye Kur'an okunmaz, ölüyle konuşulmaz, ölüye telkin verilmez, mezarda Kur'an okunmaz diyen ilahiyatçı hocalar var maalesef. Ne diyor Efendimiz sahabeye? Vallahi diyor şu an onların beni duyduğu gibi siz duymuyorsunuz. Onlar beni diyor sizden vallahi daha iyi anlıyorlar ve duyuyorlar. Ama sadece cevap karşılık veremiyorlar diyor. Demek ki ölüler dirileri duyar mıymış? Peygamber aleyhisselam Ebu Cehil'lerle konuştu geberttikten, öldükten sonra. Allah Resulü aleyhisselam yani haşa boş iş yapar mı? Ebu Cehil'lerle konuşan peygamber. Şimdi biz ölüye telkin veriyoruz değil mi? Bunun dinde karşılığı olmasa, efendim ölüye telkin verilmez, ölüye Kur'an okunmaz, ölüye okunan Kur'an'ın faydası olmaz. Ya Allah Resulü Ebu Cehil'lerin leşiyle konuşmuş, iman eden Müslümanın ölüsüyle niye hayatta kalanların irtibatı devam etmesin? Ölen bedendir Yunus'un dediği gibi. Ruh ölmez. Neyse, konuya devam edelim. Allah Teala ne buyuruyor? Size Allah'ın bu azabı ne sebebiyle? Allah'a ve Resulüne olan düşmanlığını sebebiyle. Ve kim Allah'a ve Resulüne düşmanlık ederse Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Bu ne demek? Yani siz daha dünyada tattığınız bu. Bir de bunun ahiret versiyonu var. Yani siz şu an fragmanı yaşıyorsunuz. Asıl film daha efendim vizyona girmedi yani. Allah'a ve Resulüne karşı düşmanlık ediyorsunuz he? Her fırsatta İslam'a, Kur'an'a, peygambere, dindara, inanana, Müslümana sövüyor, hakaret ediyorsunuz. Elinizdeki gücü, iktidarı İslam'ın, Müslümanların aleyhine kullanıyorsunuz. Allah ve peygambere muhalefet ediyorsunuz. Öyle mi? Her dine müsaade var ama İslam'a yok. Her inanca saygınız var ama İslam'a yok. Her kıyafete saygınız var ama Müslüman'ın kıyafetine yok. Her dile saygınız var ama Kur'an'ın diline, Arapça'ya saygınız yok. Öyle mi? Elinizdeki iktidarı, gücü hep İslam'ın, Müslümanların dinin aleyhine kullandınız ya diyor Allah. Sonuç Allah'tan kaçamazsınız. Ölümden kaçamazsınız. Bu dünyada istediğiniz kadar şeriata karşıyız diye bağırın, yırtın bir yerlerinizi. Bu dünyada istediğiniz kadar Allah'a ve Resulüne düşmanlık edin, Kur'an'ı kabul etmeyin, inkar edin, alay edin. Elinizden geleni ardına koymayın, Müslümanlara eziyet edin, sövün sayın. Nere kadar? Ebu Cehil'den çok peygamber düşmanı olmayın. Ebu Leheb'den, Ümeyye bin Halef'ten çok inananlara eziyet etmeyin. Hani diyor ya deden Ebu Cehil söndüremedi İslam'ın nurunu. Bugünkü Ebu Cehil'in torunları. Dedenize bakın ya. Dedeleriniz onlar da vaktiyle ellerindeki iktidarı, gücü
İslam'a, Kur'an'a, Müslüman'a karşı kullandılar. Sonuç, Bedir'de geberdiler. Yani Allah'ın azabından kaçamazsınız. Mevla Teala Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerin sonucu Allah'ın azabına düçar olmaktır diyor. Son bir ayetle bitireyim. Velikum, işte bu, yani bu azaba düçar olmanızın sebebi fedukuhu, onu tadın ve tadıyorsunuz. Yani azabı tatmaktan bahsediyor Allah. Tatmak. Ne demek? Ya bu daha bir tadımlık demek istiyor Allah. Hani bir şeyi önce tadına bakarsınız sonra yersiniz ya. Ameller de önce azabın tadına bakın diyor onlara. Bu dünyada sizin şu an yaşadığınız azabı tatmak. Bunun asıl azabı ahirette sizi bekliyor. Ve ayetin devamı. Ve enne lil kafirin azaben nar. Muhakkak ki cehennem azabı kafirler içindir. Burası çok mühim. Kafirlere Allah'ın azabı, cehennem azabı kafirlere. Başka ayette Mevla ne buyuruyordu? Cehennemi anlatan ayetin sonunda uiddet lil kafirin. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Bak bu azabı Allah size niye tattırıyor? Ve cehennem azabı kimler için? Kafirler için diyor Allah. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Bu ayeti kerimeyi ulema bir müjde ayeti olarak bize arz ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu rivayetini bir dinleyin. Ben okuduktan sonra hakikaten haşa haddim olmayarak hani sahabe-i kirama Allah Resulü'nün en çok hangi hadisi sizi sevindirdi diye sorulsa sahabenin söyleyeceği tek bir söz var değil mi? Efendimizin çok hadisini duymuşlar. Peygamberin çok sohbetini dinlemişler. Ama Efendimiz'den duydukları, onları en çok memnun eden söz Allah Resulü'nün şu sözüydü. El mer'u ma'a men ahab. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sahabe bu hadisi duyduktan sonra çok hem rahatladılar hem memnun oldular. Niye? Çünkü onlar en çok peygamberi sevdikleri için seven sevdiğiyle beraber olacağına göre tamam ahirette peygamberin yanını garantiledik. Onların sevgisinde şüpheleri yok. Bizim bu noktada sıkıntılarımız var. Ama bu ayeti kerime de Kur'an'da bize en büyük müjde ayetlerden bir tanesi. Hazreti Ali öyle diyor. Bak radıyallahu anh. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği kaynakta Hazreti Ali'ye atfen diyor ki Kur'an'da diyor en büyük faziletli, en çok müjdeli ayet hangi ayettir söyleyeyim mi diyor. Bu ayeti kerimeyle beraber başka bir ayet okuyor. Diyor ki مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَف۪ينَ. Bu ayet diyor. Bu ayet. Şimdi bu ayete manasını, mealini okuduğun zaman bunun neresi müjde dersin? Ama Hazreti Ali ilmin kapısı. Peygamber'e sordum diyor, bu ayetin tefsirini peygamber bana şöyle yaptı. Ne diyor ayet? Başınıza gelen bela, musibetler ellerinizle kazandığınız günahlar sebebiyledir diyor Allah. Bunun neresi müjde? Başınıza gelen hastalık, bela, kaza, acı, elem, keder, musibet, bütün bunlar günahlarınız sayesinde diyor Allah. Ama devamında ve yafu an kefir. Çoklarını da Allah affeder diyor. Yani her yaptığınız günahın karşılığında Allah sizi cezalandırmıyor ha. Allah çoklarını affettiği halde yine başınıza gelen sıkıntılar, bela, hastalık, dertler günahlarınıza kefaret olsun diye diyor ayeti kerime. Hazreti Ali diyor ki bitiriyorum. Allah Resulü bu ayetin tefsirini bana yaparken dedi ki ya Ali, bir Müslüman, bir mümin dünyada başına hastalık, dert, bela, sıkıntı gelmesin onun geçmişte işlediği günahlarına kefarettir. Ne demek? Yani Allah geçmişte yaptığınız günahlarınızdan dolayı sizi dünyada cezalandırıyor. Onun için hastalık veriyor. Onun için canınızı yakıyor. Onun için başınıza bela musibet geliyor.
işlediğiniz günahlara kefare. Efendimiz diyor ki Allah bir kulunu dünyada cezalandırıp aynı kulunu tekrar ahirette cezalandırmayacak kadar kerem sahibidir. Ve yafu an kefir. Çoklarını zaten Allah affediyor ya. Hani başınıza gelenler günahlarınızın bir kısmı sebebiyle, bir kısmını zaten Allah affettim diyor. Allah dünyada kulunun günahını affedip de dünyada affettiği günahı ahirette bir daha ortaya çıkartıp kulunu cezalandırmayacak kadar da halimdir diyor. Bundan daha müjdeli bir hadis bugüne kadar bilmem duydunuz mu? Allah dünyada eğer başınıza bir dert, bir hastalık, bir bela veriyorsa anlayın ki elhamdülillah ben cezamı dünyada çektim, ahirette Allah bana azap etmeyecek inşallah. Çoğunu da Allah zaten affediyor. Bu dünyada Allah affettiği günahı bir de ahirette karşıma çıkartmaz. Allah bize keremiyle ve hilmiyle muamele eylesin diyelim. Kulluğuna kabul eylesin, rızasına nail eylesin. El-Fatiha.